Manşete hoş geldiniz. Sokak mı seçim mi? Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, daha doğrusu Türk lirasının aşırı değer kaybı, gelen zamlar e, halkı artık e, isyan ettirdi ve belli ki sabır taşı çatladı. Peki ne olur? Sokağa inenler oldu çeşitli illerde, çeşitli semtlerde. Hükümet istifa diyenler oldu. Ya yani hükümet yok ki ortada. Yani istifa edecek bir hükümet yok. Neyse. E, kast edilen tabi saray. Seçim isteyenler oldu. Muhalefet biraz hareketlenmiş gibi görülüyor. Seçim mi sokak mı? Sokak mı seçim mi? Muhalefete baktığınızda muhalefet unsurları hayır kesinlikle sokak değil. E, biz bu iktidarı seçimde devireceğiz diyorlar. Akademisyenlere, gazetecilere, konuyu yakından takip edenlere baktığınızda da bu iktidar kesinlikle seçime gitmez ve bu iktidar seçimle değişmez. Kaybedecekleri çok şey var diyor. E, tuhaf, eski siyasi gelenekten gelenler daha önce nasıl olduysa şimdi de öyle olur diye bakıyorlar. Yani Demirel Özal'ı nasıl devirdiyse ya da ne bileyim AKP kendinden önceki işte Ecevitli, Mesut Yılmazlı hükümeti nasıl devirdiyse benzer bir şekilde de bir iktidar değişimi olur. Sol gider sağ gel gelir, sağ gider sol gelir, geçmişte olduğu gibi. Bu işler pek öyle değil. Ben çok partili parlamenter sistemde çalıştım, gazetecilik yaptım. Özellikle aktif biçimde 1994-95 yıllarından 2001-2002 yıllarına kadar Ankara'da yakinen takip ettim. O dönem her sene bir buçuk yılda bir ortalama hükümet değişiyordu. Daha sık seçimler oluyordu. 2 i̇ki, iki buçuk yılda bir seçimler oluyordu. Krizler dönemiydi. Fakat bugünkü gibi bir tablonun olması, yani iktidara çökmüş çöreklenmiş, devlete çökmüş çöreklenmiş, her şeyi kendine bağlamış, A'dan Z'ye bütün atamaları yapan ve bütün rantı dağıtan, 20-22 senenin sonunda her yerde örgütlenmiş ve artık yani ayıklanması sökülüp atılması imkansız bir noktaya gelmiş ve boğazına kadar suça bulaşmış. Sadece Erdoğan değil, bütün çevresi ve binlerce unsuruyla birlikte bürokratıyla şu bu ve dolayısıyla yarın öbür gün iktidar bir iktidar değişiminde yargılanacağını ve bir daha cezaevinden çıkamayacağını düşünen bir kitle var. Dolayısıyla bu kitle seçim yaptırır mı, yaptırmaz mı yaptırırsa nasıl yaptırır, ne olur, nereye gider? veya elindeki olanakları nasıl kullanır? Bununla baş etmenin çaresi nedir? Gerçekten zor bir soru. Şimdi bunun cevabını arayacağız. Ama ondan önce Birleşik Arap Emirlikleri ile e, kurulan ilişkiye bakacağız. Acaba bu ilişkinin ucunda kaç milyar dolar var? E, sonrasında da evet sokak mı seçim mi arayışımızı sürdüreceğiz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde zaten e, bir kanaat oluşması lazım. Sokak mı seçim mi meselesinde. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde normalleşme bütün her yerde geçilen bir haber. Vela Prens Bin Zayed tarihi ziyaret için Ankara'ya geliyormuş filan. Kimse ziyaretin detayları hakkında bir şey bilmiyor. Ama şunu biliyoruz. Daha dün değil belki gün Birleşik Arap Emirlikleri ve unsurları hakkında terör destekçisi, darbe destekçisi manşetler atılmıştı. Herkesin hatırında bu. Çokça da hatırlatma var sosyal ağlarda. Birkaçını getireceğim ekrana. Mesela Yeni Şafak... Daha bir sene önce 23 Ekim 2020'de attığı manşette Bin Zayed'in e, fotoğrafını kullanarak şerefsiz bunlar demişti. Yine aynı yeni şefak 15 Temmuz'da rol oynayan Dahlan liderliğindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin FETÖ'ye 3 milyar dolarlık destek sağladığı iddia edildi diye yazmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri kaç para aktardı FETÖ'ye darbeden bir ay önce parayı götüren isim filan diye böyle sabahta çıkan haber. CIA destekli körfez tezgahı. Yeni Şafak zaten Şahinlik'te kimseyi kimseye pabuç bırakmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri diğer baskıcı Arap yönetimleri Türk demokrasisini tehdit olarak görüyor. Anadolu Ajansı'nda daha bir, bir buçuk yıl evvel çıkmış bir haber. Takvim. Darbeci Hafter'e destek veriyordu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri her yerde. Sadece Türkiye'nin başına bela değil diyorlar. Neyse bunları hatırlattıktan sonra bir diğer enteresan konu var ki onu da hatırlatıp Birleşik Arap Emirlikleri defterini kapatalım, konusunu kapatalım. Interpol'e şahibeli başkan adayı. Interpol zirvesi İstanbul'da devam ediyor. Ve başkanı yarın belli olacakmış. Seçim öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin adayı El Reisi hakkında işkence iddiaları tartışma yaratmayı sürdürüyor diyor e, haber yani e, bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde hikaye nedir e, gerçekten bilemiyorum fakat e, olan şeyleri sıralamakta yarar var hatırlatalım 2 Mayıs e, tarihinde Sedat Peker video yayınlamaya başladı ve 2 Mayıs'ta e, yayınladığı e, videolarla Birleşik Arap Emirlikleri hedef tahtasına daha doğrusu e, dikkatlerin odağındaki ülkelerden biri oldu. Çünkü Sedat Peker oradaydı ve oradaki bir otel odasından veya kaldığı yerden videoları yayınlıyordu. Ve yayınladığı videolar milyonlarca seyredildi. Türk siyasetini, Türk kamuoyunu sarstı. Yayınlandığı sürece bir, bir buçuk ay başka hiçbir şey konuşulmadı. Ve büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Bu Türkiye'de, Ankara'da. E, enteresan bir şekilde Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler veya diyalog o tarihten itibaren şekillenmeye başlandı, başladı ve bunun ilk sonucu olarak ee, Sedat Peker videoları durdurdu. Sadece bu değil. Hani Birleşik Arap Emirlikleri her yerde, Libya'da, şurada, burada falan diye haberler çıkıyordu ya biraz evvel de gösterdim havuz medyasında. Ee, Mısır'da da Birleşik Arap Emirlikleri'nin tesirli olduğu biliniyor. Türkiye, e, Mısır'ın e, terörize ettiği, e, terör örgütü olarak kabul ettiği e, darbeden sonra Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslim'in... Bunun yayın yapan kanallarını Türkiye'de durdurdu. Bunda da Birleşik Arap Emirlikleri etkisinden e, söz ediliyor. Ve bir anda bıçak gibi ya yani bir sene öncesine kadar şerefsiz bunlar diye manşet atılırken Birleşik Arap Emirlikleri lider kadrosu için bir anda bu şeyler kesildi son 6 aydır. E, olumsuz haberler kesildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un arkasında olduğu vesaire. E, ardından e, Ankara, Türkiye Libya'dan çekilme takvimini devreye soktu ve elin eteğini çekmeye başladı. Yani daha dün dile belki gün darbeci Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri destek verirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği oldu ve Türkiye Libya'daki iddiasından da vazgeçmek durumunda kaldı. Şimdi bir rivayete göre 10 milyar, bir rivayete göre 20 milyar dolar ...civarında bir yatırım yapması bekleniyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye bütün bu olanlardan sonra. 10 milyar, 20 milyar dolar Türkiye'nin derdine çare olur mu? Zannetmiyoruz. Ama yapılacak yatırımların ağırlıklı olarak savunma alanında olması da dikkat çekici. Muhtemelen işte bu İHA, SİHA türü şeylerle ilgili bir anlaşma olabilir. Türkiye'yi kurtarma yani ne Türkiye'yi ne Türkiye ekonomisini kurtarır ama... ...bundan sonraki süreçte Sedat Peker'le ilgili gelişmelere gelecek sıcak paraya ve Türkiye'nin e, Libya'da, e, Mısır'da ve Suriye'deki politikalarına e, dikkat etmek gerekir. Diyelim ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden seçim gündemine geçelim. Erdoğan'ın grup konuşmasında yaptığı e, açıklamalar e, dün grup konuşması var mıydı bilmiyorum ama dün yaptığı açıklamalar öyle söyleyeyim e, bütün gazetelerde erken seçim olmayacak biçiminde e, haberleştirildi. E, AK Parti il başkanları toplantısında konuşmuş. Grup toplantısında değil. 2-3 e, tane örnek getirdim. E, bu konuda e, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bunu takip edenler bilirler. Önceki yayınlarda da söylemiştim. Hiçbir aklı başında iktidar şu anda ülkeyi seçime götürmezdi. Kaybedeceği bir seçime gitmez. Ve olabildiğince geç bu seçimi yapmaya çalışır. Hatta seçimi erteletmeye çalışır şu anda aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekir İktidar unsurlarının gerek AKP'nin gerekse MHP'nin hiçbir koşulda ne erken ne baskın seçime gitmez. Her ne yaparsa yapsın halktan eski desteği bulamayacağı ortada. Bilakis desteği her geçen gün eriyor. Sokak mı seçim mi bölümüne geldik. Devam edelim. Meral Akşener Parti grubunda konuşmuş. Sokağa çekmek isteyenler olacak, izin vermeyeceğiz. O kaçınılmaz gün geldiğinde bu kirli zihniyeti sandığa gömeceğiz. E, aynı şey e, Kılıçdaroğlu için de geçerli. Seni ve şu rekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım demiş Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında. E, muhalefet e, seçimden yana tavrını aldı ve bu seçimin ne zaman olacağı hakkında bir fikir yok. Ama en iyi ihtimalle yani 2022 boyunca bile bir seçim beklenmiyor. En iyi ihtimalle 2023'ün ilk ayın ilk aylarında olabilir deniyor. Zaten 2023'ün Haziran ayında seçim var. Tayyip Erdoğan bir daha aday olabilmek için de birkaç ay öncesine alabilmesi lazım seçimi. Muhtemelen Şubat ayına veya Mart ayına al alması lazım ki erken seçim olacak, tekrar aday olacak. Dolayısıyla Mart 2023'ten önce bugün bu koşullarda çok fazla seçim görünmüyor. Bir e, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bir baskın seçim olabilir mi? gibi görüşler var. İktidarın böyle bir şey düşünmediğini de belirtelim. Hiçbir veri bu kulisi veya bu duyumu doğrulamıyor. Ancak muhalefet veya halk etkili adımlarla iktidarı seçime zorlayabilir veya iktidar seçime gitmek zorunda kalabilir. Peki bu nasıl olacak? Çok büyük bir ikilem. Ee, yani sokak olmadan e, muhalefet meclis kürsüsünde haftalık grup toplantısı yaparak veya ikili, üçlü bir araya gelmelerle seçim çağrısı yaparak sonuç alabilir mi? Hayır, alamaz. Sokak, benim sokakla ilgili görüşlerim bilir, bilirsiniz. Öteden beri değişmedi. Elbette direnişe, elbette itiraza, elbette sorgulamaya, elbette ben oynamıyorum. Ee, ve şikayet hakkı, protesto hakkı, bütün bunların hepsini savunuyorum. Yaptım da, yapıyorum da. Sokak hareketleri konusunda biraz mesafeliyim. Ama elbette bunu destekliyor veya desteklemiyor değilim. Hareket, dünden beri bir hareketlilik var sokaklarda. Ben de dikkatle takip ediyorum. Ama dediğim gibi... Bu prim vereceğim, destekleyeceğim bir şey değil. Yani çözüme hizmet etmesi, etmemesi noktasında. Fakat bir gazeteci olarak takip ediyorum. Direnişe varım, sorgulamaya varım, şikayete varım, itiraza varım. Bu iktidarı değiştirmek için her türlü çabalamaya varım. Ayrı bir şey, ben oynamıyorum deme, deme dönemi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara böyle bir çağrı yaptı. Dedi ki 18 Ekim'e kadar bırakın, artık bu iktidarın kanunsuz emirlerini uygulamayın. Ama 18 Ekim'den sonra sorumlusunuz dedi. İşte bu ben, ben, oynamıyorum demektir. Ben artık senin dediğini yapmıyorum. Ha ne yapıyorsan yap beni. Sürüyor musun? İşten mi atıyorsun? Ne yapıyorsan? Ama bu cesareti gösterecek bürokrat da çıkmadı. Bunu da kabul edelim. Bu tür yöntemlerin hepsine varım. Fakat sokak deyince biraz daha mesafeli olduğumu beni öteden beri takip edenler bilirler. Ancak bu gelişmeleri yakinen takip etmeme engel değil. Ben de yakinen takip etmeye çalışıyorum. Ahmet Dönmez demiş ki Erdoğan'a yapılacak en büyük kötülük onu hatalarıyla ve çöküşüyle baş başa bırakmaktır. Bugüne kadar hep olağanüstü şartlarla, krizlerle, düşmanlarla ayakta kaldı doğruya doğru. Şimdi de deli gibi bunu istiyordur. Onu düşmansız bırakmak lazım. O zaten kendi sonunu hızla getirecek demiş. Said Sefa çaldıklarını versinler ülke düze çıkar o derece çaldılar diyor. Rütük Başkanı televizyonlara ayar vermiş kendince. İşte efendim zorlu ve sancılı süreçte sağduyu elden bırakmamalıyız. İşte bütün bürokrasisiyle bastırıyor. Yani şey AKP. Ben AKP'nin sokak eylemlerini istediğini, halkı sokağa dökmeye çalıştığını falan da zannetmiyorum. Öteden beri hiç böyle düşünmedim. Bilakis iki kişi, üç kişi bir araya gelse bastıran bir idare. Hemen dibinde polis biten bir rejim var. Böyle, yani bu rejimin milleti sokağa döküp kendi taraftarlarıyla işte o muhalifleri falan çatıştırma gibi bir amacı olduğunu asla düşünmüyorum, düşünmedim. Fakat sokakta bir hareketlilik başlarsa çatışma kaçınılmaz. Çünkü sokakta başlayacak harekete karşı her türlü kötü ihtimale karşı tedbirini aldığı için rejim Ankara sokakta başlayacak hareketlenmelere karşı kendi taraftarlarında silahlarıyla sokağa dökmekten çekinmeyecektir son kertede. Burcu Karakaç sahipsiz olan devlet değil vatandaş demiş. Oktay Saral diye bir cumhurbaşkanlığı danışmanı var. Kimmiş? İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi. Demiş ki bilimum muhalefet. Üsluba bak. Hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz. Olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir? Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Yazıklar olsun filan falan. Hadi in oradan müptezeller. Seviye. Seviye bu yani. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Şimdi bu insanlar mı? Bu insanları seçime ikna edeceksiniz ve bu insanları seçimle değiştireceksiniz öyle mi? Yani ülkede muhalefet olduğuna inanmıyor. Ve bir muha yani muhalefetin bir fonksiyonu olduğuna falan inanmıyor yani. Ve ilelebet orada kalmak için her şeyi yapacak bir kadro var. Kastettiğim bu. Bir İbrahim Özdebak karikatürü ki bu karikatürü Mart ayında çizmişti yanılmıyorsam. İbrahim Özde Özdebak durum bu. O gün bu kadar bariz değildi ama şu anda durum bu. Batan geminin e, ucundaki kişi geminin böyle işte burnu havaya kalkınca şahlanıyoruz diyor ama çok da öyle değil durum. Çok iyi anlatıyor. Ekonomik verilere bakalım ama yani tuhaf bir biçimde Alaaddin Çakıcı'nın ekonomik açıklamalar yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz. Devlet sahipsiz değildir. Devlet Çakıcı. Evet, tuhaf süreçler. Ama şu e, fiyat etiketini Özgür Karabat paylaşmış CHP'den. E, ben de getireyim ve üzerine bir şeyler söyleyeyim. Fiyatları görüyor musunuz? Sürekli güncelleniyor bu. Sürekli bu işte etiket basan mekanizmadan yeni fiyatlar çıkıyor ve sürekli değiştiriliyor. Dün de bir nebze bahsetmiştim. Karneli dönem yaşanıyor Türkiye'de. Yani alışverişlerde kısıtlamalar getirildi. Bir tane ile iki tane ile sınırlı belli ürünler. Bu yarın öbür gün bütün ürün çeşitlerinde söz konusu olacak. Yağ, şeker, unla başlayan bu hikaye. Sıkıntı şu ki, bunlar daha iyi günleriniz. Yarın raflarda bir tane bile, bir paket bile kotası olsa veya iki paket kotası olsa un, şeker, yağ bulamadığınızda ne olacak? Soru bu. Bakliyat bulamadığınızda ne olacak? Temel gıda maddelerini, sebzeyi vesaire bulamadığınızda ne olacak? Ee, soru bu. Evet, soru bu. Fiyat etiketlerinin değişmesi değil, yani temel günden bu. Bireylerin döviz borcu değil, bankalarda yastık altında ciddi bir döviz varlığı var demiş ve iktidar bu lafıyla da e, şeye ne derler? Halkın döviz mevduatına da göz diktiğini saklamıyor. Bir yazı yazdım TR724'e ve o yazıyı bağlarken şunu söyledim. Yani yazının başlığı olacak şeyleri dört maddede yazayımdı. Ve burada okuyayım o izin verirseniz. Diyorum ki madem mevcut siyasiler ve ekonomistler havanda su dövmekle meşgul, olacak şeyleri dört maddede yazayım. Takip edin. 1- Para basacak. 2- Taş çatlasa TÜİK'in sahte enflasyonu kadar ücret zammı verecek. 3- Bankalardaki döviz cinsinden mevduatı belli bir kurdan TL'ye çevirecek. 4. Dışa açık serbest piyasa ekonomisini sonlandıracak. Nihai olarak da bunu yapacak. 4 aşamalı bir plandan bahsediyorum. Umarım bunların hiçbiri olmaz ama zaten para basıyor. Zaten sahte enflasyon ölçüsünde zam vermeye hazırlanıyor. Diğer ikisi de arkasından gelecek. Yani bankalardaki döviz cinsinden mevduatı belli bir kurdan TL'ye çevirmek ve dışa açık serbest piyasa ekonomisini sonlandırmak. Bütün bunların hepsi olası. Kahve, şeker, un. Sınırlı aldığımız bu günler maalesef daha iyi günlerimiz diyor Nesrin Nas. Aklın yolu bir. Rafların boşaldığı temel gıda mallarının ilacın bulunmadığı bir gelecek bekliyor bizi. Muhalefet, sivil toplum, iş ve işçi örgütleri bu gidişi durdurmak için bir araya gelmeli. Eski Ana Vatan Partisi Genel Başkanı siyasetçi tarafından daha çok ekonomist tarafı ağır basar Nesrin Hanım'ın o bir şey söylüyorsa kulak kesilip dinlemek icap eder. Rafların boşaldığı, temel gıda mallarının ilacın bulunmadığı bir gelecek bekliyor bizi demiş. Toprum yoksullaştı mı diyor son araştırmada Metropol Kasım 2021. Yoksullaştık diyenlerin oranı %71.2. AKP seçmeni %30, CHP seçmeni %92, İyi Parti seçmeni %89, HDP seçmeni %92, MHP seçmeni %57 yoksullaştık diyor. AKP seçmeninin %30'u bile yoksullaştık diyor. Totalde ortalaması alındığında halkın %71.2'si yoksullaştığımızı düşünüyor. Zenginleştik diyeniz oranı sadece %10. Belki de %10 zengin yani %10 zenginleştiği için o da öyle düşünüyor. Herkesi kendisi gibi zannediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, mühim bir şey söyledi. Bu özellikle e, eski darbe soruşturmalarına ilişkin. E, eski bir AKP milletvekilinin 17-25 Aralık'ta 50-60 milyar dolar çalındığından hareketle demek ki 17-25 Aralık iddialarının tamamı doğruymuş diye konuştu. Bir dinleyelim o bir dakikalık bölümü grup konuşmasından, üzerine söyleyeceklerimiz var. Ve yine bir başka AK Parti, eski AK Partili milletvekili 17 25 Aralık'ta bu milletin cebinden 50-60 milyar dolarını çaldılar dedim. Sonundan başlayayım. Vallahi hırsızları en iyisiz bilirsiniz. 50-60 milyar dolar 17 25 Ben 17 25 olaylarında 50-60 milyar dolar çalındığını bilmiyordum. Ama her ay 10 bin dolar parayı cebe indiren adam bu rakamı veriyor. Demek ki doğruymuş bunların tamamı. Az bile söylemişiz. 50-60 milyar doları bu arada hiç etmişler. Değerli arkadaşlarım. Biri birlerini bunlar gayet iyi bilirler. Gayet yakından bilirler. Alırsın 10 bin doları her ay cebine atarsın. Sonra kalkarsın vatandaşa ders vermeye kalkarsın. Ya insanın biraz yüzü kızarır ya. Yüzü kızarır ya. 50-60 milyar doları çaldılarsa çalan adam belli değil mi? Oğlum paraları sıfırladın mı diyen adam kimdi Allah aşkına? Evet. Bakın bir ay sonra Hatta bir aydan daha zaman kaldı. 2-3 hafta sonra 17 Aralık'ın 8 yıl geride kal 8. yıl dönümü. 8 yılı geride bıraktık. 17 Aralık 2013, 17 Aralık 2021 tam 8 sene eder. 8 senedir neredeydiniz Kılıçdaroğlu? Neredeydiniz muhalefet? Tamam 1-2 dile getirdiniz iddiaları ilk 1-2 ayda. Grup konuşmasında bazı tapeleri yayınladınız şu bu. Sonra sonra o bu iddiaları, bu iddialar mahkeme yoluyla, yargı yoluyla, iktidar yargısı yoluyla, Profesör Doktor Ersan Şen'in çabalarıyla şey olurken, takipsizlik verilirken, o çaldıkları, götürdükleri, indirdikleri imam hatip yapacağız falan dedikleri paraları faiziyle bunlar geri alırlarken, Reza Zarrab elini kolunu sallarken, karısı günay restoranlarda şurada burada full kapalı gişe konserler falan verirken neredeydiniz, ne yapıyordunuz Amerika'daki mahkemeyi de takip etmediniz. Reza Zarrab'ın. Öbürünü berikini. 8 sene geçti. Bu soruşturmaları, bu yolsuzlukları, rüşveti ortaya çıkaran polisleri, bundan dolayı içeri atılan savcıları takip etmediniz. Kumpas derken iktidar, hayır bu kumpas değil, buz gibi gerçek demediniz. Kendi bakanları kabul ediyor artık yahu Erdoğan Bayraktar öbürü beriki. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu eski AKP milletvekili 17-25 Aralık'ta 50-60 milyar dolar çalındı diyor. Demek ki tamamı doğruymuş. Yani 50-60 milyar dolar 17-25'te çalınmış. Peki 8 senedir amuduyla götürmüşler. Yani işte bu çaldıklarının belki zekatını verseler ülkenin iki yakası bir araya gelecek her şey gözümüzün önünde oldu. Biz bas bas bağırırken ötekileştirildik, paralelleştirildik. Ve işte o e, o polislere mikrofon uzattığımız, o iddianameyi dile getirdiğimiz için başımıza gelmedik kalmadı. Yapayalnız kaldık. İktidar bize çökerken, kovalarken sağımızda, solumuzda bir avuç insan vardı. Sonra 8 sene sonra bunların hepsi doğruymuş. Evet. Ne diyeyim yani başınıza gelecek var kendi düşen ağlamaz Göreceğiz. bunlar daha iyi günleriniz bir konu var ki onunla ona temas etmeden bitirmemek olmaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'de yargılanan e, hakim ve savcılarla ilgili bir ihlal kararı ver, verildi 427 hakim ve savcı ile ilgili ve zaten 2015 15 Temmuz 2016'dan beri ihlallerin haddi hesabı yok. İşte iktidar yani ahimden skandal karar Türkiye fetöcilere tazminat ödeyecek diye zannedersiniz sabahın yeni şafağın başlığı. Hayır sözcü. Hepsi beraber orada. Hepsi beraber orada. Şimdi yarın öbür gün tıpkı 17-25 Aralık'ta şu anda nasıl günah çıkarıyorsanız yarın öbür gün bu konuda da günah çıkaracaksınız. Ve o zaman da biz e, tamam bak işte herkesin demek ki bir aydınlanma vakti var falan mı diyeceğiz yani? Yapılacak yani bu, bununla helalleşilir mi? Hani moda tabirle söyleyeyim. Bu affedilir mi? Bile bile raza, e, zarara girene merhamet edilir mi? Bile bile, bile isteye, kasıtlı yalan haber yapana, yanlış haber, çarpıtma haber yapana, kasıtlı tetikçilik yapana, kasıtlı hedef gösterene yarın ya hata ettik kusura bakmayın hadi oturalım da bir şey yapalım bir nedamet sofrasında helalleşelim diyene dönülüp bakılır mı? Yan yana bile gelinmez. Aynı ortamda oksijen bile solunmaz bunlarla. Puh denir yani. Yuh denir yani. Sizin gazeteciliğinizin içine tüküreyim denilir. Affedersiniz. Biraz ağır ama böyle yani. Tükürün bu gazeteciliğin içine. Habere bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Euronews'tan okuyorum. Türkiye'de 15 Temmuz sonrası tutuklanan 427 yargı mensubu için hak ihlali kararı verdi. Özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Kararın detayları da var. Karar kesinleşti tarihten itibaren 3 ay içinde başvuranların her birine 5000 euro ödenecek vesaire. Yani 5000 euro mudur? İnsanların hayatından 5 yıl çaldınız yahu. Sene başına 1000 euro. 5 yıl beni içeride yatır. Sonra a pardon, haklarınız ihlal edilmişti ve yıl e, her sene için 1000 euro. Her sene için 1 milyon euro verseniz o çaldığınız hakkı telafi eder misiniz bilmiyorum. Hiç hiç, hiç ezbere söylemiyorum. Her sene için 1 milyon euro verseniz 427 yargı mensubuna ki sadece 427 değil Yüz binler bununla mağdur oldu. İşini, aşını kaybeden insanlar, özgürlüğünü kaybeden insanlar, sağlığını kaybeden insanlar. Adam başı birer milyon euro verseniz, buna hükmetseniz telafi eder misiniz giden sağlığı, giden seneleri bilmiyorum. Fakat e, bu önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı önemli. E, bu karar özellikle son 5 senede, 15 Temmuz 2016 sonrasındaki bütün yargı kararlarının hukuksuz, ve illegal olduğunun altını çiziyor. Hepsi tahliye edilmeli. Hepsine hakları iade edilmeli. Çok geç olmadan, daha geç olmadan ve elbette hepsi haklarını son kuruşuna kadar, hepsinin hakları son kuruşuna kadar tazmin edilmeli. Ve elbette herkes nereden atıldıysa oraya dönmeli. İhraçlar, KHK atılanlar, görev yeri değişenler, şu bu vesaire. Yani hem kayıpları tazmin edilmeli, hem de görevlerine iade edilmeliler ve haklarındaki bütün soruşturmalarda düşmeli, içeridekiler de çıkmalı. Bu bu anlama geliyor. Peki olur mu, olacak mı yakın zamanda? Hangi ahim kararı uygulanıyor, hangi anayasa mahkemesi kararı uygulanıyor, hangi uluslararası hukukla ilgili işte sözleşmeden kaynaklı Türkiye'nin taraf olduğu konularda Türkiye ilgili adım atıyor. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Böylelikle bir yayının daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.